Çok güzel. Trafik kazası geçiren, ben çok insan tanıdım Hüseyin. Geliyorlar çünkü. Diyabete yakalanıyor korkudan. Şeker hastalığı çıkıyor. Bunu bir iki ay içerisinde düzeltebilirsiniz. Bak, yaşanan travma. İşte burada bir mucize olan şey oruçtur. Yani 24 saat oruç tutun. Daha uzun hatta, 2 gün. Su içeceksiniz ama. Başka bir şey yok. Bu doktorunuza da danışabilirsiniz. Ama bazı modern tıp bunu yok diyor. Ya öyle şey olur mu? Ne haber? 2016'da Japon'a oruçtan dolayı ne Nobel. yaptı? Nobel ödülü Geçen hafta verdiler. Tabii bahsettik. bizim yüce kitabımızda orucun ne kadar bizim için şifa olduğunu söylüyor. Şu kadar az yiyin, böyle şey yiyin diyor da bir tarif yok. Ama sünnet var ortada. Alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Ramazan'da nasıl besleniyordu? Böyle mi tütülüyordu? Hadis var. Midenizin üçte birini suya, üçte birini yemeğe, üçte birini de boş bırakın. Evet, oruçta. Yani bu hakikaten Her zaman. birçok hastalığı def ediyor Hüseyin. Şimdi yani 20 saat, 22 saatten sonra eğer hiçbir şey almıyorsanız yavaş 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 lokositler düşmeye başlıyor. Lokosit düşüyor. Ve yeni hücrelerin oluşması için bir zemindir bu. Bağışıklık sistemi için. Ancak burada vücut enerji almadığı için bu sefer kendini kullanacaktır. Yakıt olarak kendisini kullanacak. Kasını, yağını, ne varsa yakacak. Hayır, burada beyin devreye giriyor işte. Nerede arızalı bir hücre var, anormalleşmiş veya sağlıksız bir metabolik pathway var, tıp diliyle söyleyeyim. Yani doğru çalışmayan bir tiroid var. Doğru çalışmayan, sağlıksız çalışan bir pankreas var. Evet, bu neye bağlı? Travmalara bağlı. Yaşanmış olan bir şoka bağlı. Evet, işte orada ne yapıyor? Vücut bunları yok ediyor. Ve siz o dertten kurtuluyorsunuz. Ha, efendim her hastalığı böyle mi tedavi? Hayır, o kadar da değil. Yani bunu örnek olarak verdim. Çünkü beyin müthiş fonksiyonel bir organdır Hüseyin.